التحضير له في مطلع السنة القادمة. وشكرا. Her şeyden önce bir ana başlık atalım. Tabii Libya gibi halkının neredeyse tamamına yakınının Müslüman olduğu bir ülkenin sorunlarını, kendi içindeki bu tür sıkıntıları aslında kendi içlerinde siyasi bir yöntemle çözmelerinin en isabetli yol olduğunu düşünüyorum. Öyle veya böyle bir Berlin süreci başlatıldı ve bu Berlin sürecinde de gerek Cezayir, gerek Tunus, gerekse Katar'ın olmayışını bir eksiklik olarak görüyorum. Ve bu eksikliği Sayın Merkel'e ifade ettim. Bunun giderilmesinin doğru olacağını söyledim. Kendileri de bu konuda bir değerlendirme yapmamda fayda var dediler. Daha sonra Sayın Putin'e de ben bu konuyu görüştüm. Bu düşünceme, bu fikrime aynen kendisinin de katıldığını söyledi. Ve dün Boris Johnson'la İngiltere Başbakanı'yla da görüştüm. Ona da yine Tunus, Cezayir, Katar bu ülkelerin sosyopolitik olarak bu bölgenin yani Libya'nın yapısını bildiğini söyledi. Dolayısıyla onların edince benim de paylaş dedi kanaatimiz. تمس الحدود التونسية يعني ولا تتعلق يعني وهذا ما أعربت عنه وزارة الخارجية ولجنة قانون البحار أنها لا تتعلق بتونس ولكن تتعلق بدولتين أبرمت اتفاقية فيما بينهما يعني ولم تطرح هذه المسألة للنقاش بعد أن تم التعبير عن هذا الموقف بصفة رسمية من قبل الجهات المسؤولة داخل الدولة التونسية. طرحت جملة من القضايا الأخرى حول الوضع بالمنطقة كلها، ولكن هذه المسألة المتصلة بترسيم الحدود كما تم الحديث عن ذلك منذ مدة لا تتعلق بحدود تونس، ولذلك لم تثر. هذه مسألة ليبية تركية، ربما بعض الأطراف الأخرى لها تحفظات، ولكن هذه المسألة لا تتعلق بعلاقاتنا مع لا مع ليبيا ولا مع تركيا، ولم تطرح على الإطلاق. بعض الدول المجاورة واليونان التي طلبت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على تركيا واعتبرت انتهاك للقانون الدولي، خاصة أن بعض الملاحظين اعتبروا أن في هذه المذكرة ربما طريق مفتوح عسكريا لتركيا نحو ليبيا. أود معرفة موقفكم من هذا. شكرا. Değerli arkadaşlar, bu ara bildiğiniz gibi Türkiye'nin
veya Türkiye'ye karşı yaptırım heveslerinin sayısı artmaya başladı. Tabii Yunanistan'ın Libya ile ne alakası var onu anlamakta ben zorlanıyorum. Bir defa şu anda Yunanistan'ın ne kıta sağlığıyla bu işin alakası var ne de aramızdaki özellikle Libya ve Türkiye arasındaki şu anda mevcut bantla bunun bir alakası var. Kıta sağlığıyla ilgi alakası yok. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgi ve alakası yok. Münhasır ekonomik bölgede malum sadece Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs'ın orada belli notları var. Ve bunun dışındaki diğer alanda ise bizim Libya ile Türkiye arasındaki bağlantı bellidir. Ve bu konuda da yetki sahibi olan iki ülke vardır. O da Libya'dır, Türkiye'dir. Libya'nın şu anda biliyorsunuz resmi olarak bir başbakanı var. O da Sayın Sarraç'tır. Ve bizler de Sayın Sarraç'la bu görüşmeyi heyetiyle beraber İstanbul'da kendilerini ağırladık. Kendileriyle beraber yetkili arkadaşlarımızla oturduk. Müzakeresini, değerlendirmelerini yaparak imzalar atıldı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de biz bu mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirmiş bulunuyoruz. Ve bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz. Ve Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir. Ve tabii şunu da bunların bilmesi lazım. Artık devir o geçmiş devirde değildir. Geçmişte birçok anlaşmaları bunlar farklı şekilde yapmış olabilirler. Ama şu anda böyle bir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de yoktur. Bunu da bilmeleri lazım. Teşekkür ediyorum. سؤالي لرئيس التركي في يعني في نفس السياق مع هذه الاتفاقية هناك يعني دول الجوار البحر الأبيض المتوسط اعتبرت أن هذه الاتفاقية تهدد أمنها القومي وهي أيضا سعي من تركيا للسيطرة يعني فرض نفوذها الاقتصادي في البحر الأبيض المتوسط وسؤال ثاني في إطار هذه الاتفاقية يعني مدى استعداد تركيا للتدخل عسكريا في ليبيا في صورة يعني biz hiçbir yere bir defa bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz. Adımlarımızı da buna göre atarız. Aslında şu andaki münhasır ekonomik bölgeyle ilgili atılan adım. Bunun yanında özellikle de mutabakat metninin içerisinde yer alan maddelerin hepsi aslında bir adımın ön sesleridir. Ve bu konuyla ilgili olarak da bazı görüşmeleri yapmış bulunuyoruz. Fakat sormak lazım. Acaba şu anda Libya'da bulunan ve bunun 5000'i Sudan'dan, 2000'i Rusya'dan Wagner diye gelenler oraya hangi sıfatla geldiler? Orada ne işleri var? Hangi bağlantıları var? Bunları medya olarak sizin sormanız lazım. Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet de eder. Niye? Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Bir münhasır ekonomik bölgeyle ilgili anlaşmamız var. Yani birbirimizle böyle bir bağımız var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde bunların orada ne işi var? Bunu sormak lazım. Bir diğer olay, Hafter meşru değildir. Gayri meşrudur. Gayri meşru olarak Hafter durumdan vazife çıkarıyor. Sarraç orada biliyorsunuz bir mutabakat hükümetinin başbakanıdır. Böyle bir durumu var.
ve uluslararası alanda karşılığı olan olur. Ama diğerinin böyle bir karşılığı da yoktur. Dolayısıyla biz uluslararası karşılığı olan bir sarracın attığı adımlarla biz de beraber adım atıyoruz. Ama Hafter'in böyle bir vasfı, böyle bir sıfatı yok. Onlar durumdan vazife çıkararak yine bazı ülkelerle parası bol olan, silahları, imkanları bol olan ülkelerle bu tür adımları atıyorlar. Lütfen bunları da görelim ve ona göre Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim, yedirtmeyelim. الاقتصادي، وتمت الإشارة إلى ذلك منذ قليل بالنسبة إلى قطاع الصحة، بالنسبة إلى القطاع الفلاحي، بالنسبة إلى التعاون في كافة المجالات. وتم التركيز على ضرورة تطوير هذا التعاون في إطار التوازن بطبيعة الحال، لكن يعني كل هذه المسائل تمت الإشارة إليها وتم التطرق إليها خلال المحادثات التي وقعت منذ قليل، يعني حول العلاقات الثنائية، وتم التباحث في إيجاد حلولا حتى لبعض المسائل التي بقيت عالقة في انتظار تشكل الحكومة الجديدة في تونس. هذا ما تم التباحث فيه وما تمت الحديث عنه في بداية هذه الندوة الصحفية. Evet, ben TİKA'nın Tunus'ta inşa edeceği hastane konusunda bir mutabakatın sağlandığını söyledim ve en kısa zamanda da bir protokolün imzalanacağını, Tunus için en önemli ihraç ürünü olan hurma konusunda yaklaşan Ramazan ayı öncesi tüccarlar, ithalat, ihracat, bu işlerle uğraşanların bu konuya eğileceğine inanıyorum. Bir diğeri de tabii zeytin noktasında Tunus'ta bu yıl bolluk var, hasat bol. Tabii bizde de bolluk var. Fakat biz buna rağmen Ticaret Bakanlığımızla bu konuyu ele alarak Tunus'tan zeytin ithali söz konusu olabilir mi? Veya üçüncü ülkelere zeytin ihracında Tunus'la bir dayanışma içerisinde olabilir miyiz? Bunların bir değerlendirmesini yapacağız. Tabii bunun dışında birçok konular var. Özellikle fosforik asit konusunda bazı adımlar atmamız. Bunun yanında yine kimyasal gübre konusunda bazı adımlar atabiliriz. Dökme demir konusu, hurda konusu, bunların ithaliyle ilgili de biz çalışmalarımızı yapacağız. Bunlarla ilgili olan sanayicilerimizi de uyaracağız. Teşekkür ediyorum.